Gazi Osman Paşa Belediyesi Çevre Koruma Şefi Rami Sevinçer ben. Şimdi bu bahsettiğiniz yönetmenin tamamıyla biz zaten birebir ilgileniyoruz, çalışıyoruz ama sahada çıkan yönetmeliklerle alakalı bir tezatlık var. Yani bir işte çıkardığımız bilgisayar atık yağ kontrol yönetmenliği var. Burada üreticiler var, hane halkları var. Dolayısıyla bunlarla alakalı çalışma yapmanız gerekiyor. Burada lisanslı firmayla alakalı belediye ne şekilde yardımcı olur, ne şekilde destek verir, hiçbir şey yok. Dolayısıyla iş tamamen belediyenin sırtında. Elektronik atıklarla alakalı yine aynı şekilde bir yönetmenlik var ortada. Bunu yönetmenliğe göre diyor, lisanslı firmayla diyor, koordineli olarak çalışacaksınız. Burada lisanslı firmanın tamam bir tarifi var ama çalışma şekliyle alakalı, yani usul ve esaslarla alakalı bir şey yok. Dolayısıyla burada her şeyi belediye yapacak, taşıyacak, getirecek, şey yapacak, lisans firmaya teslim edecek. Bence buralarda bazı şeyleri ayırmak gerekiyor. Yani bunu toplayan, depolayan ve ayrıştıran olmalı diye düşünüyorum. Çünkü hiçbir şekilde destek alamıyoruz. Yani eğitim diyorsunuz, hane halkı eğitimi yapıyoruz mesela, yine bir destek alamıyoruz. Yani TAP diyorsunuz, ben şu ana kadar TAP'tan bir destek almadım. Sadece iki tane iş mekan kutusu göndermekle bu iş olmuyor. Bunun toplanması var, depolanması var, taşınması var. Dolayısıyla bakanlığın biz bu konuda kesinlikle biraz aktif olmasını istiyoruz. Yani bir yönetmenlik çıkarırken sahada bu işle birebir ilgilenen işte belediyeler diyorsun çok önemli. Evet önemli ama belediyenin bu konuda görüşü alınmıyor. Bu işi nasıl çözeceğiz? Yani ambalaj atığı da aynı şekilde. Yani ambalaj atığında belediye yapar veya yaptırır deniliyor. Şimdi biz dönüyoruz, bu işi yapmaya yer bulamıyoruz. Büyükşehir yer tahsis etmiyor bu konuda. Yani bazı şeyleri bence gerçek anlamda düşünmek lazım. Sadece yönetmenlik üzerinde gitmemek lazım. Eğer biz bu yönetmenlik üzerine gidersek çok fazla kısa bir sürece yol alacağımızı düşünmüyorum ben. Tabii ki yani yönetmelikler, düzenlemeler tek başına yeterli değil. Daha önce de bahsettim. Zaten uygulamayla ilgili bir tecrübeler edindikçe de daha da geliştiriyoruz. Bu anlamda hani görüşümüz alınmıyor değil aslında. Biz görüşlerinizi bekliyoruz her zaman. Bir yeni bir düzenleme yapılacağı zaman da gelen görüşleri değerlendiriyoruz. Toplantılar yapıyoruz gerektiği zaman. Bir şekilde iyileştirmeye çalışıyoruz. Tüm tarafları dinleyerek. Bir soru daha var. Bahsettiğiniz konuları da ben not aldım. İleteceğim ilgili birimlere. Esenyurt Belediyesi İbrahim Gülümser. Çevre mühendisiyim ben de. Şimdi Çevre Bakanlığı olarak en üst kademede yönetim kısmında ambalaj atıkları veya geri dönüşebilen atıkların kontrolünü sağlıyorsunuz. Burada en büyük sorun olarak diğer belediyelerde gidip görüştüğümüz arkadaşlar var. Büyükşehir'de çalıştığımız dönemler oldu. Veya küçük illerde karşılaştığımız sorunlar. Herkes kendi görevini taşer ediyor. Şimdi bakanlık kendi göreviydi. Belediyelere taşer etti. Belediye kendi uğraşamıyor. Kağıt firmalarına taşer ediyor. Kağıt firmaları kendi toplayamıyor. Çöpçü dediğimiz kısımda dolaşan en alt kademedeki insanlara taşer ediyor. Onlar da kendi çocuklarına taşer ediyor. Bu o kadar karmaşık bir durum ki herkes birbirine taşer ettiği için kimse başarılı olamıyor. Şimdi biraz önce belirtilen konuda diyor ki benim evimden ambalaj atıkları alınmıyor. Doğrudur. Bakanlık diyor ki ben yapıyorum yapacağımı. Belediye ne diyor? İşte ben firmayla sözleşme yaptım. Firmada kendi arasında maddi geliri olan sanayiden bütün atıkları gerektiği günde, perşembe günü saat 2 dediğinde saat 1.30'da atığı almaya gidiyorsa herhangi bir evden tek tek dolaşıp atıkları almaya gitmez. Çünkü bunda bir maddiyat ortaya girdiği anda sosyal sorumluluk projesi burada biter. Sosyal sorumluluk projesi olmadığı anda da çevreyle ilgili bir politika elde etmemiz mümkün değildir zaten. Olayın ortasına maddiyatı soktuğumuz anda her şeyi kaybediyoruz. Belediyeye yüklemiş olduğunuz sorumluluk komple belediyede kalsa mecburen vatandaşla ilgilenmek zorunda olduğu için bu sorun daha hızlı yol alacak.
veya bakanlıkta kalsaydı bu daha hızlı yol alacaktı. Ama sen bunu lisanslı geri dönüşüm firmalarına taşere ederek yani bir başarı elde edemedi Türkiye. Bundan sonra da bu şekilde devam ederse büyük bir sorunla yakında karşılaşacaktır diye düşünüyorum. Fakat öyle bir sınırlama yok yani kısıtlama yok. Belediye isterse kendi tesisini kurabilir. Sanırım burada sıkıntı taşere etmekle değil de taşere ettiğini kontrol etmemekle, denetlememekle ilgili. O yüzden hani bir de hani çok da sosyal sorumluluk diyoruz ama evet sosyal sorumluluk gerektiren bir süreç. Fakat işin içerisinde kaynak var. Kaynak giriyor ve maliyetli sistemler, maliyetli tesislerin kurulması gerekiyor. Dolayısıyla çok da birbirinden ayıramıyoruz çok keskin bir şekilde. Bir şekilde hep bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Merhabalar. Çekmeköy Belediyesi'nden Çevre Kontrol ve Koruma Şefi Ayşe Seval Palteki. Benim de iki konuda sorum olacaktı. Bir tanesi evsel katı atık ücret tarifelerinde abonelik sistemi zorunluluk koşuluyor diyelim. Fakat tıbbi atıklarda mesela bizim böyle bir uygulamamız oldu. 100 tane tıbbi atık kaynağın defalarca tebliğ yapıldığı halde ve sonuçta hem Sağlık Bakanlığı'ndan da tebliğler geliyor kendilerine. Buna rağmen hala sözleşme yapmayan insanlar varken evsel katı atık ücret tarifesinde bunu nasıl oturtturmayı planlıyoruz? Çünkü İstanbul'da sonuçta 2 milyonu bulan ilçe belediyeleri var, nüfusu 2 milyonu bulan. Bunlarla tek tek sözleşme yapmak ki su aboneleri de yetmiyor çünkü herkes su abonesi de değil biliyorsunuz. Bununla ilgili bir sisteminiz var mıdır, öngörünüz? Bir de bir başka konu daha var. Bu ara sıklıkla karşılaştığım için sorun yaşıyorum. Hani size danışmak istedim. Sahibi belirsiz atıklar var. Çeşitli bölgelerde özellikle bizim de biraz İstanbul'un dış kısmında kaldığı için kaçak atık dökümleri olabiliyor. Bunlarla ilgili hızlı bir süreç geliştirilmesi gerekiyor. Çünkü bizim bir bununla ilgili hani analiz yapma şansımız olmuyor. Atık radyoaktif midir, herhangi bir çevresel zararı var mıdır? Fakat İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü bu konuda biraz aksama yaşatıyor diyebilirim. Bununla ilgili nasıl prosedür izlenmesi gerekiyor? AFAD'la mı görüşülecek ya da hani bunun hızlı bir şekilde çözüme kavuşturulması için bir prosedürünüz var mıdır? Teşekkür ediyorum. Yani şöyle diyeyim, poşetler içerisinde herhangi bir araziye dökülmüş halde atıklar bulunabiliyor. Yani bunu zabıta, bölge zabıtaları bize bildiriyor ve bunu sonuçta bizim de yetkimizle konu kaldırmakla ilgili. Atığın ne olduğu da belli olmayabiliyor. Varillerle bırakılabiliyor. Hani birçok belediye belki karşılaşıyordur böyle durumlarla. Ona müdahale edemiyoruz çünkü biz müdahale edersek o tehlikeli atık ya da herhangi bir şey bizim üstümüze kalacak. İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü'ne yazdığımız zaman da çok ciddi aksama oluyor. Hatta geçen sefer başıma geldi ve bir hafta sonra dönüldüğü zaman o atık oradan yok olmuştu. Hani etrafını çevirdiğimiz halde bile sıkıntı olabiliyor. Bununla ilgili bir prosedür, yani şu işlemler izlenecektir. Ceza işlem sonuçta İl Çevre Şehircilik Müdürlüğü'nün elinde olan bir durum. Bunlar benim sorum. Bilirim. Hani başka daha örnek olaylar var mı? Ne tür işlemler uygulandı diye. Abonelerle ilgili de bakanlığın belirlediği fix bir program yok. Fix bir hani abonelik sözleşme modeli yok. Bunu belediyeler kendileri belirleyecekler. Sadece hizmet verdikleri hizmetin karşılığını yansıtabilecekler. Yani bertaraf tesisi kurmanın bedeli neyse onu yansıtacaklar. Toplama taşımanın bedeli neyse onu yansıtacaklar. Başka sadece atık hizmetleri için farklı modeller geliştirilebilir belediyeler tarafından. Zaten zor olduğunu biz de biliyoruz. Fakat bir yerden başlamak gerekiyor. Bir şekilde devam etmeye çalışacağız. Sanırım başka soru. Teşekkür ederim. Şimdilik dinlediğiniz için öğleden sonra görüşmek üzere. Sayın Ufuk, Sayın Demir'e vermiş olduğu bilgiler için çok teşekkür ediyorum. Şimdi yaklaşık bir saatlik bir öğle yemeği aramız var. Öğle yemeği aşağıda otelin restoran bölümünde verilecek. Ardından sunumlarımıza devam edeceğiz.
Afiyet olsun. Değerli katılımcılarımız, öncelikle afiyet olsun. Programımızın ikinci bölümüne tekrar hoş geldiniz. Sunumlarımızdan tekrar Ufuk Hanım'ı davet ederek başlamak istiyorum. Belediyelerde atık yönetimi sunumunu yapmak üzere Ufuk Sayın Demir'i tekrar kürsüye davet ediyorum. Aynı zamanda birim maliyetlerini düşürmek için. Bunu gerçekleştirmek
değerlendirme çalışması yapıyoruz ve merkezi tesisler kurulsun istiyoruz. Tabii direkt merkezi tesisleri kullanmak bazen mümkün olmayabiliyor. Bu taşıma çok büyük bir maliyet aslında tıp yönetim sistemlerinde. Taşıma maliyetini azaltmak için de aktarma istasyonları kurulsun istiyoruz. Tabii bu aktarma istasyonlarında da her türlü çevresel önlemin alınması gerekiyor. Koku bakımından, toz bakımından, gürültü bakımından. Mümkün olduğunca atıkların küçük araçlar yerine büyük araçlarla transfer istasyonları vasıtasıyla taşınmasını istiyoruz. Hem de trafik yoğunluğunu azaltmış oluruz, maliyeti düşürmüş oluruz. Daha önce söylediğim gibi. Tabii entegratif yönetim yaklaşımında önemli bir husus uygun bertaraf yöntemini seçmek. Bunun uygun bertaraf yöntemini belirlemek için de öncelikle atığınızı tanımanız gerekiyor. İçerisinde hangi bileşenler var, ne oranda var, bunu bilmek lazım. Dolayısıyla öncelikle bir karakterizasyon çalışması yapmak lazım her şeyden önce, işe başlamadan önce. Bu şekilde sizin atığınızın hangi yönteme uygun olduğuna karar verirsiniz. Bizim bir karakterizasyon genelgemiz var. Ona göre nasıl yapılacağı anlatılıyor. Fakat biz belediyelerden aldığımız geri bildirime göre çok karmaşık, çok fazla çeşit var. Bu çeşitleri mümkün olduğunca azaltmaya çalışıyoruz. Bu genelgemiz tekrar revize edilecek. Atığımızı tanımladık. Hangi yöntemler var bu kullanılabilir? Biyolojik sistemler var, termal sistemler var ve nihai bertaraf olarak da. Çünkü hangi sistemi seçerseniz seçin, sonuçta hiçbir şekilde değerlendirilemeyen atık, bir miktar baki atık çıkmakta. O da düzenli depolamaya gidiyor. Yakma olsa bile bu sefer kül çıkıyor. Ve nihai bertaraf yöntemi diyoruz düzenli depolama için. Diğerleri geri kazanım yöntemi bizim için aslında, termal sistemler ve biyolojik sistemler. Biyolojik sistemler, mekanik biyolojik arıtma, biyokurutma, biyokurutma kompostlaştırmanın yarısı gibi tanımlayabiliriz. Kompostlaştırma 8 haftada oluyorsa, biyokurutma 4 haftada tamamlanabiliyor. Hacmi azaltılıyor, nem içeriği azaltılıyor ve atık miktarı azaltılmış oluyor. Biyometanizasyon sistemleri var. Islak tip, kuru tip olmak üzere. Termal sistemleri de yakma, gazifikasyon ve piroliz diye sınıflandırıyoruz. Atığın oluşumundan bertarafına kadar olan süreci takip edecek olursak üretiliyor. Sonra tüketim sonucu atık oluşuyor. Kaynağında ayırmadan sonra sınıflandırma yapılıyor. Yanabilir kısımlar, kalorifik değeri yüksek olanlar termal sistemlere yönlendirilebiliyor. Biyolojik olanlar içerisinde organik içeriği yüksek olanlar da direkt biyometanizasyona veya kompostlaştırmaya gönderilebiliyor. Tabii hepsinden yine şekilde de görmektesiniz, düzenli depolamaya gidecek bir miktar atık çıkmakta. Fakat mümkün olduğunca bunu azaltmaya çalışıyoruz. Burada da bir mekanik biyolojik arıtımın akış şemasını görmektesiniz. Öncelikle bir ön ayrıştırma yapılıyor. Kaba atıklar ayrılıyor. Elektrikte elemeden sonra da 80 milimetrenin altındakiler, fermantasyonun üzerindekiler de ayıklanarak, türlerine göre geri kazanılan atıklar ayıklandıktan sonra deponiye gidiyor. Burada da benzer şekilde bir akış kompostlaştırma teknolojilerine bakacak olursak birkaç çeşit kompostlaştırma sistemi var. Bunlardan bir tanesi basit olanı pasif yığın kompostlaştırma. Çok fazla değil, yığının yüksekliği fazla değil. Ve doğal olarak havalandırmayla havalanıyor, karışıyor. Sonunda toprak iyileştirici malzeme üretiliyor organik atıklardan. Aktarmalı yığın kompostlaştırmada da bir makineyle karıştırma sağlanıyor. Ve daha çok, en çok kullanılan sistem bu sistem. Havalı statik yığın kompostlaştırmada da daha büyük atık miktarları için tercih ediliyor ve zemine döşenmiş borular vasıtasıyla difüzörlerle havalandırılarak mikroorganizmalar tarafından atıklar parçalanıyor. Reaktörde kompostlaştırma da biraz daha teknolojik, biraz daha pahalı bir sistem, fakat avantajları var. Hem alan daha az alana ihtiyaç var, hem de daha kısa sürede kompost
dost elde edilebiliyor ve koku problemi bu sistemde daha az diyebiliriz. Ev tipi kompost sistemleri var. O da küçük bir reaktörde kendi kendine bozulmaya bırakarak atıklar parçalanıyor. Fakat kompostlaştırma sisteminde de yine en önemlisi atıkların mümkün olduğunca ayrılmış olması. Çünkü içerisinde eğer pil gibi atık bir karışmışsa eğer ağır metal içeriği yüksek çıkıyor ve üretilen kompostun kullanılabilirliği azalıyor. Ekonomik değeri azalıyor. Aynı zamanda camla karışmaması gerekiyor. Mümkün olduğunca sadece organik atıkların, mutfak atıkların kullanılması gerekiyor bu sistemde. Burada da şu an işletilen kompost tesislerini görmektesiniz. Çoğusu Avrupa Birliği projeleri kapsamında yapılan tesisler. Ve değerlendirilemeyen atıklar var. Bunlar neler? Örneğin plastikler, kağıt, karton gibi kalorifik değeri yüksek fakat ekonomik değeri azalmış olan atıklar, organiklerle karışmış. Bunları da bir şekilde ayırdıktan sonra çimento fabrikalarında kullanılmak üzere ek yakıt üretilebiliyor. Granül hale getirilerek. Atıktan üretilmiş yakıt diyoruz. Ve yine organik atıklar için uygulanan bir sistem biyometanizasyon sistemi. Biyometanizasyon sisteminde mikroorganizmalar aracılığıyla yine atıklar oksijensiz ortamda parçalanıyor. Bunun sonucunda metan gazı üretiliyor. Bu metan gazı elektrik enerjisine, ısı enerjisine çevrilebiliyor. Aynı zamanda çıkan ürün de daha stabil, daha kullanılabilir. Çünkü içerisindeki patojenler giderilmiş oluyor sıcaklık, yüksek sıcaklıkta ferment olduğu için tarımda kullanılabilecek organik bir ürün elde edilmiş oluyor. Avantajlarından bahsetmiştim. Isı ve elektrik enerjisi üretilebiliyor. Atıklar stabilize ediliyor. Kapalı sistemler en önemli avantajı bu. Çok fazla alana ihtiyacımız olmuyor. Yine burada da önemli olan organiklerin diğer atıklardan ayrı toplanmış olması. Bu verimliliği artırıyor. Biyometanizasyon tesislerinde üretilen enerji ısınma amaçlı kullanılabilir. Mutfakta, ocaklarda kullanılabilir. Enerji, elektrik enerjisi olarak kullanılabilir ve araçlarda yakıt olarak kullanılabiliyor. Burada da iki tesise ait teknik bilgileri görmektesiniz. Örneğin mısır silajı ve hayvan gübresi işleyen yıllık 11 bin ton kapasiteli bir tesiste 5.5 milyon kilowatt saat enerji üretiliyor, elektrik enerjisi üretiliyor. Aynı zamanda yaklaşık aynı miktarda ısı enerjisi de üretiliyor. 2006 senesinde işletmeye alınmış bir tesis ve yatırım maliyeti 1.8 milyon euro. Türkiye'de de benzer tesisler var. Ankara'da, Adana'da, Kocaeli'de ve Sakaryakamışlı'da biyometanizasyon tesisleri var. Termal sistemler yakma bildiğimiz atıkların oksijenli ortamda atıkların oksidasyonu işlemini yapıyoruz. Ve burada da enerji elde edilebiliyor. Kalorifik değeri yüksek olan atıklar için termal sistemler tercih ediliyor. Türkiye'de evsel atıklar için henüz bir yakma tesisi yok. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin bir projesi var. Ve artık İstanbul için de bir ihtiyaç bir yakma tesisi. Çünkü çok yüksek miktarlarda atık geliyor düzenli depolamaya. Ve alan ihtiyacı söz konusu. Alan artık sıkıntı olmaya başladı. Dolayısıyla nüfusu yüksek olan, atık miktarı yüksek olan yerlerde tercih edilebilir termal sistemler. Çünkü yüksek olan yerler diyoruz, yatırım maliyeti hem de yüksek, işletme maliyeti yüksek olan sistemler. Dolayısıyla belediyenin bütçesinin gelirinde yüksek olması gerekiyor. Yine piroliz atıkların oksijensiz ortamda yakılması sistemidir. Burada bir başlangıç için dışarıdan bir miktar enerji ihtiyacı vardır. Gazifikasyon sisteminde de sınırlı bir miktar oksijen kullanılarak atıklar yakılır. Tabii bu yöntemlerin birbirlerine göre bazı avantajları, bazı dezavantajları var.
en çok kullanılan sistem akışkan yataklı sistemler yakma tesislerinde. Yakma tesisinin girdileri atık, yanma havası ve ilave yakıt bazen ihtiyaç oluyor. Çıktıları ise baca gazı, enerji ve artık maddeler. Tabii yakma tesisinde önemli bir husus da emisyonların kontrol edilmesi, zararlı gazların arıtılması. Çıkan külün de yine depolamaya gönderilmesi gerekiyor. Kalorifik değerleri bu Avrupa'daki örnekler, fakat bizdeki de yaklaşık 1500-2000 civarı diyebilirim atığımızın kalorifik değeri. Bizim entegre atık yönetimi yaklaşımımız tekrar bakacak olursak ambalaj atıkların ayrı toplanması ve geri kazanılması, organik atıkların uygun yöntem seçilerek arıtılması, biyometanizasyon olabilir veya kompostlama olabilir. Artık kalan artıkların ise yine bir şekilde değerlendirilerek RDF üretilmesi, atıktan üretilmiş yakıt üretilmesi. Şu anda en yaygın olan yöntem belediye atıkları için düzenli depolama. Düzenli depolama demek atığı toprağın altında gömmek demek. Yani içerisinde enerjisi olan, ekonomik değeri olan malzemeleri yer altında gömmek demek. Mümkün olduğunca bunu azaltmaya çalışıyoruz. Fakat biz bu çalışmalara başladığımızdan beri en ekonomik sistemde düzenli depolamaydı. Artık düzenli depolamanın mümkün olduğu kadar azaltılmasını hedefliyoruz. 2010 senesinde sabah bahsetmiştik AB direktifinin bizdeki uygulamalaştırılmış hali atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmelik yayınlandı. Ve daha sonra da uygulamaya yönelik bir genelge yayınladık. Atıkların düzenli depolanmasına dair yönetmeliğe ilişkin genelge. Öncelikle fizibilite raporu hazırlanıyor. Daha sonra çek süreci tamamlanıyor. Çek süreci tamamlandıktan sonra da uygulama projeleri bakanlığa sunularak onaylanıyor ve daha sonra ihaleye çıkıyor, inşaata başlanıyor. Bu uygulama projeleri nasıl hazırlanacağını, kim tarafından hazırlanacağına dair bir genelge yayınladı. En son Mayıs ayında bu genelgeyi revize ettik. Ve projenin hazırlanmasındaki sorumluluklar, proje hazırlama esaslarının bulunduğu bir genelge. 2014'de 13 sayılı genelgemiz. Ve bu genelgeye göre de inşaat aşamasında su yapı denetim firmaları tarafından inşaatın teknik açıdan kontrol edilmesi gerekiyor sözleşme yapılarak. Yine bir genelgemiz var, ön işlem tesisleri ile ilgili. Bizim yönetmeliğimizde bir hedefimiz var. Diyoruz ki mümkün olduğunca düzenli depolamaya giden organik atık miktarı azaltılsın. Yıllara göre hedeflerimiz var. Peki organik atık miktarı nasıl azaltılacak? Ön işlemler sayesinde. Bu genelgede ona yönelik. Yönetmelikte düzenli depolama tesisleri için teknik kriterler tanımlanmış durumda. Yer seçiminin nasıl yapılacağı, nerelerde düzenli depolama tesisi kurulamayacağı yönetmelik tarafından belirlenmiş. 3 sınıf düzenli depolama tesisi var. 1. sınıf düzenli depolama tesisi tehlikeli atıklar için. 2. sınıf düzenli depolama tesisleri belediye atıklar için. 3. sınıf düzenli depolama tesisleri de inert atıklar için kullanılabilir. Yer seçimi yerde yapılırken 1. sınıf için en az 1 kilometre uzaklıkta olması gerekiyor yerleşim yerine. 2. ve 3. sınıf için de bu mesafe 250 metre. Tabii sahanın jeolojik durumu, hidrojeolojik durumu, topografik yapısı önemli. Taşkın, heyelan, çığ, erozyon ve yüksek deprem riski olan yerlerde yapılmaması gerekiyor. Yağış durumu ve hakim rüzgar yönü de önemli. Çünkü her ne kadar düzenli depolama da olsa orada bir takım olumsuz koşullar söz konusu. Kötü koku
işte rüzgar yönü de önemli. Bazen yanlış yer seçimi yapılabiliyor. Alttaki fotoğrafta görüyorsunuz yüksek gerilim hattının geçtiği bir yerde yapılmış bir tesis. Düzenli depolama derken neden düzenleniyoruz? Çünkü atıklar sızdırmazlığı sağlanmış, bize bir yerde depolanıyor. Zemin sızdırmazlığı sağlanıyor. Dolayısıyla sızıntı suyu, atıklardan sızan sular kontrol edilmiş oluyor. Aynı zamanda oluşan gaz da, metan gazı da direkt kontrol edilmiş oluyor. Çünkü sıkışma durumunda patlamalara neden olabiliyor. Zemin sızdırmazlık sistemi iki şekilde yapılabilir. Eğer doğal kil varsa zeminde ve 1 metrenin üzerinde yönetmelikte belirlenen kat sayı sağlayan doğal kil varsa bunun üzerine drenaj boruları, bunun üzerine membran serilerek drenaj boruları direkt döşenebilir ve çakılda drenaj tabakası oluşturulur ve üzerine atık dökülebilir. Eğer zeminde doğal olarak kil yoksa iki tabaka halinde 25 artı 25 olmak üzere 50 santimlik kil tabakasının serilmesi gerekiyor. Daha sonra jeomembranla bu güçlendiriliyor. Üzerine membranı korumak için jeotekstil tabaka seriliyor. Daha sonra sızıntı suyu toplanması için borular döşeniyor, çakıl malzemesi döşeniyor ve atık dökümüne başlanabiliyor. Genelde inşaatı bitmiş tesislerde çok bu tabakaları göremiyorsunuz ve biz düzenli depolama tesislerinin yüksek maliyetli olduğunu söylüyoruz. Fakat insanlar çok inanmıyorlar. Burada ne var ki? Hani burada maliyet arttıran ne var ki gibi görüyorlar ama zemindeki o tabakalar aslında en çok maliyeti oluşturan unsurlar. Tabii uygulanması da, bu malzemelerin uygulanması da önemli. Kilin serilmesi, uygun nemde serilmesi gerekiyor sıkışması için, o kat sayı sağlayabilmesi için. Membranın çok dikkatli serilmesi gerekiyor, kaynaklarının dikkatli yapılması gerekiyor. En ufak bir sızdırma olması halinde bütün yaptığımız işler boşa gidebilir. Membranın kilitlenmesi, ankrajının çok dikkatli olması gerekiyor. Burada da jeotekstil serimi görmektesiniz. Sızıntı suyu toplama borularının bütün alana hitap edecek şekilde eğime dik olarak döşenmesi gerekiyor ki bütün alanın suyunu toplayabilsin ve drene edebilsin. Sahanın etrafında yüzey suyunu, yağmur suyunu toplamak için kanalların yapılması gerekiyor. Çünkü mümkün olduğunca sahaya giren suyu azaltmak gerekiyor. Sızıntı suyu miktarını azaltmak için. Sızıntı suyu miktarının artması demek, arıtmanız gereken suyun artması demek. Bu da ayrı bir maliyet çünkü. Tabii sahanızı tamamladınız fakat döküm sırasında da gözlem yapmanız gerekiyor. Bu yüzden de hem sahanın kirlenmemiş bir noktasında bir de kirlenme ihtimali olan noktalarda gözlem kuyuları açarak belirli periyotlarda orada yer altı suyunu izleyebilirsiniz. Sahadan kaynaklı herhangi bir kirlilik var mı diye. Atıklar, organik atıklar bozulduğu için metan gazı oluşuyor ve metan gazının direkt atmosfere verilmesi yasak. Bir şekilde ya enerji olarak değerlendireceksiniz veya yakarak, meşalede yakarak atmosfere vereceksiniz. Çünkü yaktığınız zaman daha az zararlı olan karbondioksit çevirmiş oluyorsunuz metan gazına. Bunu ekonomik değil değerlendiriliyorken o ekonomik mi değil mi diye ekonomik sayı toplanarak belli bir yerde enerjiye çevrilebiliyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin tesisi bu şekilde. Sahayı kullandıktan sonra tabii ki de tamamlamasının ardından kapatmak gerekiyor. Tabaklar olduğu gibi benzer şekilde aynı tabakaları bu sefer sahayı kapatmak için uyguluyorsunuz. Atığın üzerine dengeleme tabakası, toprak veya çakıl malzemeden daha sonra
tesisler içinde bu yönetmeliğe uygun hale gelmesi için söz konusu tesislerin belli çalışmaları yapmaları gerekiyor. Bu anlamda bize iyileştirme planı sunuldu. Tabii iyileştirme planı sadece zemin sızdırmazlık sistemi için yapamıyorlar. Çöpü kaldırıp tekrar tabanını değiştirmek gibi bir şey mümkün olmadığı için. Onun dışındaki hususları yönetmeliğe uygun hale getirmeleri gerekiyordu. 2010 senesinde bize iyileştirme planı sunuldu. 2010 senesinden itibaren 3 yıl içerisinde de taahhütlerini yerine getirmeleri gerekiyordu. Şu anda mevcut duruma bakacak olursak 76 tane düzenli depolama tesisi var. Ve 1010 belediye bu tesislerden hizmet alıyor şu anda. Hizmet verilen nüfus da 46,5 milyon diyebiliriz.